İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar matematik dersindeyiz. Yine diğer dersin devamı gibi düşünün. Matematikte eşitliği sağlama. Nasıl eşitliği sağlayacağız? Bunun üzerinde duracağız. Hemen Ezgi ile Emre'nin kendi aralarındaki konuşmasına bakıyoruz. Ezgi diyor ki, Ezgi arkadaşlarla bahçede yakan top oynayacağız. İlk önce 8 kişi oynamak istedi. Sonradan 2 kişi daha geldi. Her grupta kaç kişi olduğunu saydın mı? diye bir soru soruyor. Evet Emre diyor. Bizim sınıftan 5 kişi, yan sınıftan da 7 kişi var. Bu durumda gruplar arasında eşitsizlik eşitlik sağlanamıyor. 8 artı 2 ve 5 artı 7 var. Yani 10'u 12 on oluyor. Bunu nasıl, nasıl yapabiliriz diyor. Tabii ki diğer gruptan 12 olandan bir tanesi öbür gruba geçince ikisi de 11-11 olarak eşitliği sağlamış oluruz diyorlar. Hemen çeviriyoruz sayfamızı. Devam ediyoruz. Eşitlik nasıl yapılır ona bakıyoruz. Yine bu etkinlik sepetini geçiyorum. Asıl sorulara geliyorum. Şimdi biraz bakın gittikçe artık harfler de kullanılmaya başladı. Bilinmeyenlerin yerine denklemlere doğru gidiş var. 684'ü böleceğiz A'ya eşittir. 36 çarpı 19. Burası zaten bize ne veriyor? A'nın ne değer alabileceğini buradan bulacağız. Öncelikle 36 ile 19'u çarparız diyor. 36 ile 19 çarpınca 684 bulursam burası 684 ederse o zaman eşitliğin bu tarafında zaten 684 var. Ama niye bölersem yine aynı sayıyı verir bana. Hemen burada ne yapmış? 1'e bölersek demiş 684 olduğunu anlarız ve A yerine 1 gelmelidir diyor. Böylelikle açıklamış oluyor. Yani Esra 2 diyor. Esra kumbarası 18 tane 5 TL'si. Emre'nin ise, Emin'in ise 11 tane 10 TL'si var. Bu durumda iki kardeşin paraların eşit olması için ne yapılması gerekir diyor. Hemen bakıyoruz işleme. Bu işlemi yapmak için önce sorunun istediği matematiksel ifadeyi yazalım. Esra'nın 18 tane 15 TL'si var. 18 çarpı 5 demektir bu da eşittir 90. Emin'in ise 11 tane 10 TL'si var. 11 çarpı 10 eşittir 110. Evet gördüğünüz gibi eşitlik yok. Yani biri 110 yapıyor. Bir tanesi 90 yapıyor. O zaman nasıl yaparız da bunu eşitleriz? Tabii ki eşit değildir işareti. Koyuyoruz araya buna. Üzerine bir çizgi atıyoruz yanlımasına. Eşit değil oluyor. Emin 10 TL'sini Esra'ya verirse ikisinin parası eşit olur diyor. 110'a 90 olduğu için buradaki 10'u buna verince burası 100 edecek, burası da 100 edecek. Her iki tarafında parası 100 eşittir, 100 olur. O zaman eşitliği sağlamış oluruz diyor. Evet. Üçüncüye geldik. Üçüncü de de diyor ki okulumuzun futbol turnuvası düzenlenecektir diyor. Ee, her takımda bir kaleci 10 oyuncu vardır. Oyuncuların dizili şekline göre bir, bir sistem vardır diyor. Biz diyor 4-4-2 sistemi ile oynuyoruz. Karşı takımda 3-5-2 sistemi ile oynuyor diyor. 4-4-2 eşittir 3 artı 5 artı 2. Bakalım Karşı takımdan bir oyuncu kırmızı kart alarak oyundan çıkarılıyor. Öncelikle bakın 4 4 daha 8 2 daha 10. Burası da 3 4 2. Ne yaptı burası da 7 8 9 yaptı. Futbol turnuvasına katılan takımdan eşitliğini sağlamamız için ne yapılması lazım diyor. Hemen bakalım burada. Bu işlemi yapmak için önce sorunun istediği matematiksel ifadeyi yazalım diyor. 4 artı 4 artı 2 diyor 10 diyor. 3 artı 5 artı 2 eşittir 10 diyor. Karşı takımdan bir oyuncu kırmızı e, görünce yani oyundan çıkarılınca 3 artı 4 artı 2 eşittir 9 oyuncu kaldı. Bir tanesi gitmiş oldu. Futbol turnuvasına katılan takımdan eşitliğinin sağlanması için karşı takıma bir oyuncu eklenebilir. Ancak futbol oyunun kuralları gereği kırmızı kart alan takım oyuncu 9 kişi devam eder. Böylelikle eşitliği hiçbir zaman yani kişi olarak sağlayamazsın. Bunu da unutmayın. Hemen çalışalım kısmına geldik. Çalışalım kısmında aşağıdaki eşitlikleri kontrol ediniz. Doğru olanların başına D ve Y yazınız. Eğer yanlışsa da doğrusunu yapınız diyor. Hemen ben burada hızlı hızlı yaptım. 2400'ü 100'e bölün diyor. Nasıl bölerim? Hemen buradaki iki tane sıfır var. Burada da iki tane sıfır var. 24 de 1 kaldı. 24'ü 1'e bölünce 24 kalır. 1 ile de 24'ü çarpınca 24 yapar. Eşitlik sağlanmış oldu. Onun için doğru dedim. İşlemde yapmadım zaten. Buraya gelince bakın 1800'ü e bölünecek. Yine aynı 1, 2 sıfır gitti. 2 sıfır da buradan gitti. 18'i 1'e böldüm. 18 kaldı. Ama burada 18 çarpı 10 diyor. O zaman ne olur? Buna bir sıfır ekleriz. 180 olur. Bu eşitlik sağlanmamış. Eşit değildir işaretinde. Yaptım. Yanlıştır dedim. Ne yapılması lazım? Buradakini 10 değil de 1 olsaydı eşitliği sağlamış olurduk. Şimdi geldik 3000'i 1000'e bölmeye. 3000'i 1000'e bölerken de yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane 0. 1, 2, 3 tane 0. Gitti. 3'te 1. 3 kere var. Burasının sonucu 3. Burası 300 çarpı 100 diyor. Bir çarpıyorum. 3 kere 1, 3. 1, 2, 3, 4 tane sıfırı da yan yana getirdim. 30.000 çıktı. Yine burada da eşitlik yok. Ee, yanlıştır dedik. Nasıl yapabiliriz? Yani bunun işaretini bölme yapsaydık eğer bu şekilde sonucu 3 olarak bulurduk. Eşitliği sağlamış olurduk diyorum. Şimdi 7878 e diyor. Hemen ne yapıyorum? 7.878 bir kere 2 tane sıfır da yanına ekledim. 100 etti. 25'de de 4'ü çarparsam 100 yapar. Zaten burada eşitlik var. Onun için doğrudur dedim. İkinci soruya geldik. Hemen onu da açıklayalım şöyle. Annemle ablam hafta sonu evi temizlediler. Ablam her odaya eşit zaman ayırarak 3 odayı toplam 78 dakikada süpürdü. Annem 3 odanın camlarını toplam 90 dakikada sildi. Aplamla annem işlerini aynı anda bitirmek için ne yapmalıydı? Problemin eşitliğini yazıp görürlerim diyor. Aplam ve annem diye şöyle ikiye ayırdım. Abla hesaplıyorum. 78'i 3'e böldüm. Çünkü 3 saatte yapmış. 1 saatte ne kadar yaptığını bulacağım. 7 de 3. 2 kere 2 kere 3. 6 çıkardım. 1. 1 de yok. 8 indim 18 de 3. 6 kere 6 kere 3. 18 çıkardım. 0. Bu kız 26 dakikada yapmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi anneye bakıyoruz. Anne de 90'ı 3'e bölersem 30 çıkıyor. Böylelikle 26 ile 30 eşit değil. Bakın eşitliğin üzerine bir çizgi çizdim. Eşit olmadığını gösterdim. Burada ne yapılacak? Abla ağır yaparak 90 dakikaya ulaşabilir. Yani 78'i 90 yapabilir. Anne hızlı yaparak 78 dakikaya yetişebilir. Yani aşağı doğru biraz daha hızlı yaptığı zaman 78 dakikaya yapılabilir. Bu şekilde ne yaparız? Eşitliği sağlaya biliriz. Yoksa da bunlar ikisi eşit olmayacak şekilde olmuş olurlar. Üçüncü soruya geldiğimizde bakıyoruz. 23 artı 2 eşittir. 44 çarpı 2 ifadesi doğru mudur? Eğer yalnızsa işlem sembolünü değiştirerek eşitliği sağlayabilir miyiz? Diyor. Bakalım buna. 23'ten 2'yi topluyorum. 25 yapıyor. 44'te de 2'yi topluyorum. Çarpıyorum pardon. 88 yapıyor. Eşitler mi? Tabii ki değiller. Peki Buradaki işareti buraya, buradaki işareti buraya yaparsam ne olur? Hemen oradaki, buradaki işlemi de yaptım. 23 ile 2'yi çarparsam 48, 44 ile de 2'yi eklersem 48 yapıyor. Eşitliği sağlamış oluyorum. Böylelikle bu şekilde de bitirmiş oluyorum. Şimdi burada da bölme işlemleri var. Yine bunları bölebilirsiniz. Ben sizin için böldüm. 9'a böldüm. 936 etti. Burayı 7'ye böldüm. 78 çıktı. Burayı 293'e böldüm. 13 çıktı. Sonra tekrar bu iki sayıyı burada bölüyorum. 12 çıkıyor. 936'yı 78'e bölünce 12 çıkıyor. 78'i 13'e bölünce 6 çıkıyor. Geriye 12 ve 6 kaldı. 12 ile 6'yı da bölünce 2 çıktı. Burada ne çıktı bize? Sorumluluk düştü. Yani artık cevabımız sorumluluk oldu. Böylelikle bu konuyu bölme konusunda bitirmiş olduk. Bundan sonra ünite değerlendirmesi var. Ünite değerlendirmesi kendiniz yapıyorsunuz. Kitabın sonunda cevap anahtarı var. Ondan sonra da oradan kontrol et doğru yapıp yapmadığınızı öğreniyorsunuz. Eğer öğrenmediğiniz bir konu varsa, yanlış yaptığınız bir konu varsa tekrar o videoyu izleyerek anlayabilirsiniz diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.